Orhan takımı bize getir, gerisini bize bırak. Yandaki kuyruk yılan oyunu gibi oldu. Herkes dönüyor böyle. Oğlum bir şey diyeceğim, bu ne iddialılık ya. Herkese merhaba. Tribünden Maç Hikayeleri'nin yeni bölümüne karşınızdayım. Bugün haftanın maçı diye tabir edilen Boluspor, Çaykur Rizespor maçına gideceğiz. Direksiyonda Başar. Arkamızda da yine Kocaeli maçından hatırlarsınız Fatih. Merhaba. Şimdi Spor'da da 1. Lig'de bu hafta zirve karışık zaten. Boluspor 4. sırada, Rizespor da 1. sırada. İkisi arasında oynanan maçta çok keyifli olacağını tahmin ederek biz Bolu yollarına düştük. Şimdi hem Başar'cığım arabayı kullansın, yola devam edelim. Hem de ben iki takımdan bahsedeyim biraz. Öncelikle ev sahibi Boluspor. Boluspor bildiğiniz gibi geçtiğimiz yılda 1. Lig'deydi. İyi performans sergilediler. Ligi playoff'ta bitirdiler. Ve playoff'ta ilk rakipleri Göztepe'ydi. Boluspor'da playoff'ta başarılı bir performans sergileyemedi. Göztepe'yi elendiler. Bu sezonda geçtiğimiz yıl playoff oynayan takım olduğu için ve kadroyu da çok fazla bozmadığı için Boluspor yine iddialı olarak başladı. Takım lige Fuat Çapa ile başladı. İlk haftalardan itibaren beklenen soru sıralamadı açıkçası takım ve takımın başına ligin ilk haftalarından sonra Sait Karafırtlanalar geldi. Sait Hoca ile beraber takım yükselişe geçti. Boluspor bu süreçte 26 maç oynadı, 13 galibiyet aldı, 4 beraberlik aldı, 9 mağlubiyet aldı, 43 puan topladı ve şu an takım 4. sırada bulunuyor. Bu maçlarda diğer oyunculardan bir adım öne çıkan isimler var tabii ki. Bunları sayalım. Umut Meraş, Popen, Melih Okutan ve Emre Gültekin takımın dikkat çeken oyuncuları. Başar sabahtan beri Guido Koçer'i de say, Guido Koçer'i de say dedi. Onu da sayalım. Guido Koçer de dikkat çeken oyuncular arasında girsin. Gökhan da var. Gökhan Değirmenci de var. Hadi onu da saydım. Fatih senden var mı bir isteği? Andre Santos abi. Aynen. Andre Santos'u unuttuk. Andre Santos da yani bu sezon geçtiğimiz yıl kadar performans iyi değil ama yine bazı maçlara takıma katkı sağladı. Geçelim Çaykur Rizespor'a. Çaykur Rizespor geçtiğimiz yıl bildiğiniz gibi Süper Lig'deydi. Ama beklenilen performansı gösteremedi ve bir lig düştüler. Yani şu an bu sene 1. Lig'de boy gösteriyorlar. Takımın başında sezon başında Hikmet Karaman vardı. Hikmet Karaman geldi abi. 4'te 4 yaptı ilk haftalarda. Ondan sonra takım bir düşüşe geçti. Ankaragücü maçıyla. Aynen öyle. Ankaragücü maçıyla beraber takım düşüşe geçti. Ondan sonra takımın başına İbrahim Üzülmez'i getirdiler. Çaykur Rizespor, Hikmet Karamanlı ve İbrahim Üzülmez'i dönemde 26 maça çıktı. 14 galibiyet aldı, 7 beraberlik ve 5 mağlubiyet alarak 49 puan topladı. Şu an ligde lider durumda bulunuyor. Takımın dikkat çekici oyuncuları çok fazla. Devre arasında müthiş transferler yaptılar. Galip Güzel'i aldılar, Vedat Muriç'i aldılar. Ama onun haricinde takımın diğer dikkat çeken oyuncuları Mehmet Uslu, Samu Diyo diye yazılıyor, Samu Diyo okunuyor. Oğulcan Çağlayan ve Süleyman Koç var. Ama burada sayamadığınız birçok isim var. Bunlardan bir tanesi kim mesela? Senin çok sevdiğin forvetlerden bir tanesi. Kovayeke. Kovayeke, sakat. Oynayamıyor. Kardeşim, Fatih biraz Fenerbahçeli. Onun da eskilerden sizin altyapıdan bir oyuncu daha var Çaykur Rizespor'da. Recep Niyaz mı? Aynen, Recep Niyaz da dikkat çeken daha sayamadığımız oyuncular. Tabii Özgür Çekler falan da var ya. Bir ton oyuncu var. Valla biz şimdi Sakarya'yı geçtik, Bolu'ya doğru devam ediyoruz. Yaklaşık 1 saatlik yolumuz var. Saatte 11.30 civarı. Yaklaşık işte 12.30-12.20 geçe Bolu civarlarında olacağız. Stat çevresinde görüşürüz. Bize hayırlı yolculuklar. Yürü! Bolu'ya gidiyoruz, yürü! Başar gerçekten müthiş sürücü teknikleriyle bizi Bolu'ya biraz daha çabuk getirdi. Şimdi Bolu Stadı'nın önündeyiz. Bolu Stadı'nın yanında hemen store var. Bir store'a girelim, neler var neler yok bakalım. Bir atkı çözeriz belki. Belki yine bir atkı yarışması yaparız. Hadi bakalım. İki haftaları yapmıyoruz bakalım. Bu hafta ilerleyelim de. Zaten ilk girdiğimizde şöyle formalar karşılıyor. İşte deplasman forması, taraftar forması, normal orijinal formalar, tişörtler, böyle
eşofman üstleri. Birçok ürün var. Tabii ki her zamanki gibi en çok tercih edilen şey atkı. Genç kardeşlerim de burada atkı çözüyor. Yani küçük bir store ama aradığınız her şeyi bulabileceğiniz bir yer. Biz de atkı alacağız. Ne kadar abi atkılar? 15 lira. Atkılar 15 lira. Başlar tak bakalım yakışacak mı? Şuraya. Va oldu. Fatih sen istiyor musun atkı? Alalım Fatih'ime de. Fatih'ime de alalım. Hadi alalım. Hadi alalım. Bayağı atkı oldu yalnız ya, kara gümrük. Tabii. Hepsi var. Var, hepsi var. Hepsini çözüyoruz. Biz de alışverişimizi yapalım, sonra stadyuma geçelim. Şimdi her zaman olduğu gibi iki takımın da taraftarının nabzını tutmak lazım. Rize Spor tarafına geldim. Burada gerçekten güzel bir kalabalık var. Diğer tarafta Rizeliler girmeye başladı stada. Bu tarafta da daha Pasolik'te işte uğraşan abilerimiz, kardeşlerimiz var. Deplasmana geldiniz. Bolu Spor 4. siz lidersiniz. Çok kritik maç. Çok keyifli bir maç gibi gözüküyor. Vallahi ne diyorsun? Lider olarak geldik. Takımımıza güveniyoruz. 3 puanı Allah'ın izniyle alacağız. Adımızı yazdıracağız. Şimdi İbrahim Hoca geldi. Hocamızdan da çok memnunuz. Allah'ın izniyle o şehri tekrardan hayata çevireceğiz. Süper Ligi başlarına yıkacağız. Başta ne diyelim yani? Geçen sene haksız bir şekilde düşürüldük. Düşürüldüğümüz takımlar da belli. Bunların hesabını da bir dahaki sene göreceğiz. İnşallah. Buraya da başarılar dileyim. Bolu Spor'a da, bu arada Bolu Spor'a da gerçekten çok teşekkür ediyoruz. Burada arkadaşlar bizi karşıladı. Çok önemli. Futbol dostluktur. Evet. Futbol Elazığ beraberliktir. Elazığ Spor'a da başarılar diliyoruz. Elazığ'a da buradan çok başarı diliyoruz. Allah'ın izniyle kardeş kardeşe çıkacağız. 2018 şampiyon yazdıracağız. Peki son sorun. Devre arasında Galip Güzel geldi, Vedat Muriç geldi. İyi transferler ama sizin takımda böyle favori oyuncularınız vardır. Daha Rize Halkı'nın daha çok sevdiği. Kim onlar mesela? Şu an Samu diyor. Samu diyor. Çok gol attı. Evet. Vedat Muriç de iyi başladı ama şu an biraz durdu. Takımımız genel itibariyle güzel. Memnunuz takım. Güzel. Oran'ı da buradan çok seviyoruz. Kaptanımızı. Kaptan Oran. Ayrıca ona bir parantez açmak istiyoruz. Eyvallah. Oran takımı bize getir. Gerisini bize bırak kardeşim. Eyvallah. Çok teşekkür ederim. Rica ederim. Başarılar. Görüşürüz dostum. Şimdi Bolu Spor tarafındayız ama burada o kadar ya amatörce işler dönüyor ki iki tane görevli koymuşlar. Burada binlerce, yüzlerce insan sıra bekliyor. Şimdi Almanya'dan gelen bir abiyle kaldım. Bu maç için gelmiş. Bolu Spor Rize Spor maçı için gelmiş. Çok kritik maç abi, ne diyeceksin? Vallahi alırız diyorum. Alırız diyorsun. Alırız. Nasıl peki takım? Söker söker alırız. Öyle o. Takım süper. Takım süper. Takım süper. Hangi oyuncu abi favorin? Vallahi Andrea Santos. Popen. Popen var. Popen bütün golleri o atıyor. Aynen, ikisi. Aynen. Gerisi peki, de onlara idare eder. Bu sıra için ne diyeceksin? Bu yapılan şey için ne diyeceksin? Vallahi abi? Rezalet. Yazık günah. Yazık günah. Şu bu vatandaşa yazık günah. Yandaki kuyruk yılan oyunu gibi oldu. Herkes dönüyor böyle. Tamam mı? Sıkıntı büyük yani Bolu'da. Bunu başkana sesleniyorum. Bunu düzeltin bir an önce. Yazık günah bu taraftara yani. Aynen, aynen. Stat içinde görüşürüz. Thank you.
Valla! Bambaşka ya bu da! Evet, devre arasındayız. Bolu Spor 0, Çaykur Rizespor 1. Samu, Rizespor'un golcüsü yine görevini yaptı, golünü attı. Ve Rizespor'u 1-0 öne geçirdi. Fatih ve Başar, İstanbul'dan geldik. Ben Bolu'yu çok iyi gördüm, Bolu çok iyi oynuyor gerçekten ama Rizespor skoru buldu. İki pozisyonu var yanılmıyorsam Rizespor'un ama birisini değerlendirdi. Bolu Spor'un da 3-4 tane pozisyonu var. Onları atsa maç üstte giderdi. Ne diyorsunuz? Şöyle Bolu golleri değerlendirip Bolu 3-1 maçı alır diyorum. Oğlum bir şey diyeceğim, bu ne iddialılık ya? 3-1 direkt. Boy aldı galiba. Adam direkt canlıdan bastı. Fatih sen ne diyorsun? Abi Bolu çok iyi oynuyor. Bence ikinci yarı farkını gösterecek. Andres Santos'a girerse eğer. Bence farkını belli eder ya. Sen zaten bir Santos'u beğendin mi? Andres Santos kalp oldun da. Evet abi. Hayırdır, Santos'u oturuyor. Biraz ondan böyle. Öyle mi? Evet. Ya şimdi şöyle bir durum var. Ben hep bu maçlarda eğer Bolu Spor 70'e falan kadar gol bulamazsa maçı Rize Spor 2-0, 3-0 falan kazanır diye düşünüyorum ama Bolu Spor 70'e kadar falan böyle maçı berabere taşırsa son dakikada alır diye düşünüyorum. Bu biraz başarı yorumuna benzedi. Yani. Vallahi atarsa Bolu kazanır. Bakalım maç sonunda görüşürüz. Maç sonucu Bolu Spor 0, Rize Spor 1. Dediklerimizin hiçbirisi olmadı. Evet. Çok mutluyum o yüzden. Yani ama dediğim gibi Rize Spor kontralara yakaladı son dakikalarda. Bolu Spor da beraberliğe yaklaştı bu arada. En güzel maçtı. En uçuk yorumu Başar yapmış. Niye? 3-1 dediğin olmadı. Olabilir. Olabilir. Yani. Futbol bu. Fatih de Andres Santos dedi ama olmadı. Olmadı. Evet. Şimdi yine bir atkı yarışması yapalım. Bu atkıyı yine bir takipçime, bir atkı koleksiyonu yapan kardeşime göndereceğim. Bu arkamızda görmüş olduğunuz beyaz koltuklar var. Şöyle de göstereyim. Siz de görün. Bunlardan kaç tane var? Yorum kısmına yazıyorsunuz, videoyu beğeniyorsunuz ve kanala abone oluyorsunuz. Bu atkına sahip oluyorsunuz. Görüşürüz. 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 Çok semt gördük. Hepsi 90 dakika. Yine İstanbul'a dönüyoruz biz.